Merhaba, ben GCM Yatırım Kıdemli Analisti Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta gelen istihdam verileri ve bu hafta gelecek olan enflasyon verileri öncesinde ons altın, ons gümüş ve gram altını değerlendiriyor olacağız. Öncelikle geçtiğimiz haftaki verilerle başlayacak olursak hem bir tüketici enflasyonu verisi olması sebebiyle hem de talebi göstermesi sebebiyle ortalama saatlik kazançlar verisini izliyoruz. Ortalama saatlik kazançlar yani maaşlı çalışan kişilerin ortalamalarının alınıp buradaki ücretlerin aylık bazda ne ölçüde değiştiğini gösteren veriye baktığımızda son dönemde gelen Ocak ayında gelen %0,5'lik aylık artışın ardından bu artış hızının %0,1'e yavaşladığı bir tablo karşımıza çıktı ve istihdam piyasasındaki soğuma emarelerini göstermeye devam etti veri. Şubat 2022'den bu yana en yavaş aylık artış karşımıza çıktı. Diğer yandan ekonominin tümüne işaret eden işsizlik oranı ise piyasa beklentisi olan %3,7'ye rağmen %3,9'a doğru bir artış gösterdi ve Ocak 2022'den bu yana yine en yüksek işsizlik oranını işaret etti. Bu durumda istihdam piyasasının soğuduğuna işaret eden yine veriler arasında kaldı. Haftanın ilk günlerindekine benzer şekilde. Piyasa etkisi açısından en yüksek etkiyi gösteren tarım dışı istihdam değişimi ise 275 bin kişilik artışa işaret etti. Fakat her ne kadar bir önceki döneme göre toparlama gösterse de ki bu veriler revize edildi. Revize edilen verilerin çok daha etkin olduğu bir tablo karşımıza çıktı. Piyasa beklentisi açısından yaklaşık 200 bin civarında bir piyasa beklentisi vardı. Tarım dışı istihdam değişiminde veri sonucu 275 bin kişilik artışa işaret etti. Ocak 2024 ve Aralık 2023'teki veriler ise aşağı yönlü revizyonlar gerçekleştirdi. Toplamda 167 bin kişilik bu 2 aylık dönemde 167 bin kişilik istihdamın azaldığı bir tablo karşımıza çıktı. Ocak ayında özellikle aşağı yönlü revizyon çok daha sert şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay aldığımız sonuçlar 353 bin kişilik istihdam artışını işaret etmişti ve sıkı koşulların sürdüğünü işaret etmişti istihdam piyasasında. Fakat bu ay aldığımız veriyle birlikte bu artışın gerçekte 229 bin olduğu açıklandı. Aralık döneminde ise 2023 Aralık 2023 döneminde 333 bin kişilik artışın yine 290 bine doğru revize edildiği bir tablo karşımızda. Özetlemek gerekirse başta da bahsettiğim gibi 167 bin kişilik aşağı yönlü bir revizyon söz konusu oldu. Bu durum işte bize istihdam piyasasının daha önce elde ettiğimiz sonuçlara göre nispeten biraz daha soğuduğuna işaret etti. Dolayısıyla bu ayki beklenti üstünde kalan verinin önüne geçti bu tablo aşağı yönlü revizyonlar ve bu da piyasa fiyatlaması ve politika faizindeki beklentileri az da olsa şekillendirmeye devam etti. Aslında baktığımızda tablo çok büyük oranda değişmiş değil. Halen Mart ayında %90'ların üzerinde politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor. Mayıs ayında %75 oranında ihtimalle piyasa Fed'in herhangi bir değişiklik yapmamasını bekliyor. Benzer senaryo. Fakat Haziran ayına geldiğimizde ise piyasa Fed'in son sıkılaştırma döneminden sonra ilk faiz indirimini bu ay yapmasını bekliyor. 25 bas puanlık indirim ihtimali %57'nin bir miktar üzerinde halen ağırlıklı senaryo olarak karşımızda. Sabit bırakılma ihtimalleri politika faizinin %26'lar düzeyinde kalmayı sürdürüyor. Son gelen veriler ışığında da bu tablonun çok büyük oranda değişmediğini fakat verilerin Haziran ayındaki indirim ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyebilmek mümkün. Bu tablo bize zaten dolar endeksinin 103 seviyesinin altına sarktığı gösterge tahvili 10 yıllık tahvil getirisinin de %4,05'lere doğru gerilediği bir ortamı da sağlamış oldu. Bu haftaki verilere baktığımızda ise Amerika'da tüketici ve üretici fiyat endeksi değişimleri, perakende satışlar ve Michigan tüketici hissiyatı gibi verilerle karşılaşacağız. Öncelikle yarınki tüketici enflasyonu değişimine baktığımızda aylık bazda
%0,3'te gerçekleşen bir tablo karşımızdaydı. Bu ay piyasa beklentisi bu verinin %0,4'e doğru yukarı yöndeki hızını korumasını ve daha fazla arttırmasını bekliyor. Yani enflasyon verilerinde bir miktar ısınma görüleceğine yönelik bir beklenti mevcut aylık bazdaki verilerde. Çekirdek veride ise %0,4'ten %0,3'e doğru bir soğuma bekleniyor gene aylık bazdaki veride. Dolayısıyla önümüzde karışık bir tablo bulunuyor çekirdek ve manşet veri açısından. Buradaki sapmaların ne ölçüde beklentilerden farklılık göstereceğini izlemekte fayda oluşabilir. Manşet veya çekirdek verinin ikisi birbirini doğrulamasa bile buradaki senaryo benzer şekilde bir sonuç alsak bile sapmaların ne ölçüde değiştiğini izlemekte fayda oluşacaktır diye düşünüyoruz. Yıllık bazdaki veride ise %3,4'ten %3,1'e doğru yavaşlama söz konusu olmuştu. Bu durumun %3,1'lik artış hızının korunması bir önceki döneme göre aynı şekilde sabit hızda değişim göstermesi bekleniyor. Üretici fiyat endeksi tarafına geldiğimizde ki kendisinin bu verinin tüketici fiyatlarını belirleme ve etkileme gücü oldukça yüksek olduğu için izlemeyi sürdürüyoruz. Aylık tarafta %0,3 oranında bulunan artış hızının sabit kalarak Şubat ayında da %0,3 oranında artış göstereceğine yönelik bir piyasa konsensüsü karşımızda. Yine benzer şekilde çekirdek verinin %0,5'ten %0,2'ye soğuyarak tıpkı TÜFE verilerindeki gibi karışık bir tablo çizmesi öngörülüyor diyebiliriz. Yıllık taraftaysa üretici fiyat endeksi verilerinde %0,9'a düşen, daha doğrusu bir önceki döneme göre artan ama yıllık bazda gerileyen bu verinin %1,2'ye doğru yükseleceğine yönelik bir piyasa beklentisi söz konusu. Tabii burada ağırlıklı beklentinin aslına baktığımızda ısınma emarelerini göstermesi fakat çekirdek verilerde halen soğumanın sürmesi bekleniyor şeklinde özetleyebiliriz. Diğer tarafta talebi işaret eden verilerden perakende satışlar verisine yine Perşembe günü elde edeceğiz. Perakende satışların geçtiğimiz ayda etkili şekilde daralma gösterdiğini, %0,8 oranında azaldığını belirtmekte fayda var aylık bazda. Bu dönemde %0,8'lik artış göstereceği piyasa beklentisi bu şekilde oluşmuş gözüküyor. Çekirdek tarafta ise da yine %0,6'lık azalma durumundan bu ay %0,5'e doğru toparlanma göstermesi bekleniyor. Tabii geçtiğimiz ay bu daralmanın yaşanmasının ardından böylesine bir toparlanma şaşırtıcı olmayacak gibi bir durum oluşabilir. Yine tabii veriden, beklentiden sapma oluşacak mı, oluşmayacak mı buna da bakıyor olacağız. İşsizlik haklarından yararlanma başvurularının nispeten sınırlı yükseldiğini söyleyebilmek de mümkün. 217 binlik artışın 218 binlik artışa doğru 1000 kişilik değişim göstermesi bekleniyor. Haftalık bazdaki verilerde yine burada da istihdam piyasasının soğuduğuna yönelik tablo pekişecek gibi gözüküyor haftalık bazda elde ettiğimiz bu verilerde. Michigan tüketici hissiyatına baktığımızda ise ki burada başlık yanlış kalmış. Michigan tüketici hissiyatında ise %76,9'a aşağı yönde revize edilen verinin %77,3'e doğru toparlanacağı yönelik bir tablo karşımıza çıkıyor. Tüketici hissiyatındaki bu toparlanmanın enflasyonu destekleyip destekleyemeyeceği önemli olacak. Daha doğrusu piyasa beklentilerinden bir sapmayı yaşanıp yaşanmayacağı önemli olacak. Eğer ısınma emareleri alınırsa ki bunu hem üretici fiyatları hem tüketici fiyatları endeksi değişimi aynı zamanda perakende satışlar gibi verilerle de izlemek mümkün olabilir. Haftanın beklenen verilerine ilişkin şu şekilde bir özetleme yapabiliriz. Eğer talep ve tüketici enflasyonu gibi enflasyon dataları gibi verilerde bir ısınma emaresi alınırsa bu durum Fed'in sıkı para politikası uygulamalarının daha uzun vadelerde sürdürülmesi gerektiğine yönelik bir sonucu doğurabilir. Bu tablo
dolar endeksi için pozitif, 10 yıllık tahvil faizi için pozitif bir tabloyla birlikte kıymetli metaller gibi emtiaları baskılayabilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bunun aksine enflasyonda bir soğuma, perakende satışlarda beklenildiği kadar bir toparlanma yaşanmaması, tüketici hissiyatında ki son dönemdeki nispeten olumsuz tablonun daha da derinleşmesi gibi bir tablo karşımıza çıkarsa da bu durum kıymetli metaller için tamamen ters etkilerle, dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizindeki etkilerle birlikte pozitif bir senaryoya evrilebilir. Tabii buradan teknik görünüme geçecek olursak, ons altın son dönemde rekorlar kırmaya devam ediyor. Bizim platformumuza göre oluşan zirve seviyesi 2195'ten geçiyor ki Cuma günkü ve gelen verilerin ardından bu seviye görülmüştü. Bu tabloda 2063-2078 bölgesini izlemeyi sürdürüyoruz. Bölge üzerinde halen yükseliş ihtimalleri veya yükseliş beklentisi ön planda. Bu tabloyu izlerken tabii daha önceki zirve seviyeleri de bizim için önemli hale geliyor. Eğer 2144 seviyesi üzerinde tutunma devam ederse ki bu hem haftalık hem de günlük periyotta takip edilebilir. Pozitif görünüm sürebilir. Ancak olası olumsuz tablodaysa 2144'ün kırılması halinde geri çekilmeler en azından daha önceki bir önceki tepe seviyesi olan 2078'e kadar sürebilir ki zaten izlediğimiz orta vadeli gösterge bu bölgeyi işaret ediyor. Dolayısıyla 2144 seviyesi de izlediğimiz göstergenin dışında etkili bir eşik olarak takip edilebilir. Pozitifliğin daha da pekişebilmesi için ise son zirve 2195 veya psikolojik olarak 2200 seviyesi üzerinde kalıcılık şartı aranarak yukarı yönlü eğilimin devam etmesi bu açıdan beklenebilir. Gümüş tarafındaysa, ons gümüş tarafındaysa 22.80-23.35 bölgesini izlemeyi sürdürüyoruz ve ortalamaların üzerindeki seyir aynı zamanda ons altından gelen destekle birlikte devam ediyor. Görünüm pozitif olmayı sürdürüyor. Özellikle 24.30'un üstündeki kalıcılık nispeten düşüşlerin orta vadeli görünüm açısından sınırlanmasını imkan tanıyor. Dolayısıyla yukarı yönlü eğilim devam ederken 24.75 gibi ara ve nispeten yerel dip ve tepelerin geçtiği bu seviye izlenebilir. 24.75'in üstündeki günlük kapanışlar bizi 25-25'lere doğru bir hareket imkanı sunabilir. Özellikle tabii burada ons altın gibi zirvelerden geçen bir tablo karşımızda bulunmadığı için ve ons altının nispeten kıymetli metaller açısından etkinliği daha yüksek olduğu için oradaki fiyatlamayı da izlemekte fayda oluşabilir. Ons altındaki olumsuz veya olumlu tablo gram altında hareketin, düzeltiyorum, ons gümüşte hareketin biraz daha ivmeli şekilde yol açma hareket etmesine neden olabilir, yol açabilir. Dolayısıyla ons altında bir yandan izlemekte fayda ulaşabilir. Olası geri çekilmelerde yine izleyeceğimiz ilk bölge ortalamaların yoğunlaştığı 22.80-23.35 bölgesi olarak kalmayı sürdürebilir. Gram altın tarafında hem ons altında hem de dolar TL'den gelen yeni yükseklerin oluşması sebebiyle gram altında da benzer bir durum söz konusu. Cuma günü 2250'nin üzerinde yazılan zirve bugün de benzer şekilde 2251'den geçiyor. Psikolojik olarak 2250 seviyesi yine bu açıdan izlenebilir. 2090-2110 bölgesi üzerinde görünüm pozitif kalmayı sürdürüyor. Pozitifliğin pekişebilmesi için zirvenin üzerinde 2250'nin üzerindeki günlük kapanışlar izlenebilir. Bu durumda yükseliş eğilimi devam edebilir. Aksi halde bu haftaki gelecek verilerin olumsuz bir tablo yaratması halinde ise 2250'den aşağı yönlü geri çekilmelerde izleyeceğimiz bölge yine 21 periyotluk envelopun geçtiği 2090-2110 bölgesi olarak kalmayı sürdürecektir. Tabii envelopun işaret edeceği bölgeler eğer güncellenirse bunu da bu açıdan izlemekte fayda var. Geri çekilmeler dolayısıyla bu bölgede sınırlandıkça yine toparlanma ihtimalleri halen ön planda kalabilir. Düşüşün pekişebilmesi, daha uzun periyotlara yayılabilmesi için ise 2090-2110 bölgesi üzerinde kalıcılık şartı aranabilir.
Genel olarak benim aktarmak istediklerim bunlardan ibaretti. Herkese başarılı işlemler dilerim.